Kargo kamyonuyla yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza gece saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya'nın kullandığı otobüs, TEM otoyolu Gümüşova rampaları Ankara şeridinde refüjde bulunan acil çıkış kısmından dönmeye çalışan Ertan Tanrıverdi'nin kullandığı kargo kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kargo kamyonunun kasa sacı otobüsün önünde kalırken otobüs şoförü ve muavini otobüste sıkıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen otobüs şoförü Kenan Çetinkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otobüs şoförü ile birlikte otobüsün muavini Ali Altay da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bak, geldi bir yanımıza mı bir tanesi? Evet abi, ambulansı çıktı ambulans. Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı. MA yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında nokta nöbetinde olan polislerin park halindeki aracına çarptı. Seninkinde çift parkın var. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan polis aracında bulunan iki polis memuru ve otomobil sürücüsü MA yaralandı. Kadıköy'de ise dükkana giren otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay saat 04 sıralarında Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ve o saatte kapalı olan bir lokantaya aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil girdi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine geldiğinde otomobilden iki kişinin çıktığını iddia ederken sürücü ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı. Şişli'de ise beton mikseri dehşeti vardı. Olay saat 13 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darül Acize Caddesi üzerinde meydana geldi. 81 yaşındaki Hasan ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu cadde üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları esnada Vaysal Şen idaresindeki beton mikseri çarptı. Çarpma sonucu aracın arka lastiklerinde ezilen iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Danalıoğlu tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.